Merhaba ben Ahmet Dönmez. Yeni bir sesli yazıyla karşınızdayım. Bir yandan yeni sesli yazı diyorum ama aynı zamanda bu yazı dizisinin son bölümü. Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi? Başlıklı yazı dizisinin 37. ve son bölümünü paylaşıyorum. 28 Ekim 2021 tarihli bu bölümün başlığı son şeklinde. Yazının orijinal haline internet sitem ahmetdönmez.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videonun altındaki açıklama bölümünde yazının linkini bulacaksınız. Dilerseniz o linki tıklayarak da yazıya doğrudan ulaşabilirsiniz. Yazı şu şekilde. Son. Bir yanı ile 5 yıl gibi uzun bir süre geçti. Ama diğer yandan her şey o kadar taze ki. Tarihin en karmaşık komplolarından biri olarak bu kadar bilinmezin olduğu bir yerde belki hadiselerin biraz daha aydınlanmasını beklemek gerekebilirdi. İngiliz tarihçi Edward Gibbon'ın Roma İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküş tarihinin ön sözünde söylediği gibi cüret ettim, belki de acele ettim, belki de kusurlu sıfatını her anlamda hak edecek bir iş çıkardım ortaya. Böyle düşünenler olacaktır. Bilhassa cemaat gönüllüleri içerisinden. Ne ki ben bu yazı dizisi için aynı kanaatte değilim. İki sebepten. Bir, 5 yıl boyunca yaptığım bütün araştırmalar aslında aynı şeyi söylüyor ve ulaştığım her bulgu bu tezi daha da destekliyor. Nedir o? Madalyonun iki yüzü de gerçek. Erdoğan rejiminin oynadığı oyunda gerçek, cemaat içinde bir kanadın Güleni de inandırarak bir kalkışmanın içine dahil olduğu da. Erdoğan'a bastırabileceği bir darbe lazımdı, cemaate de Erdoğan'ı indirecek herhangi bir şey. Bu bence artık çok net. Bu olayda hiç kimse masum değil. Bazıları daha suçlu olabilir o kadar. Fakat işin bütün boyutları ile ilgili bilinmeyen çok şey var hala. Ortaya çıkacak daha çok gerçek, ifşa olmayı bekleyen daha çok sır var. Cemaat ayağına ilişkin yazdıklarım artık varlığından emin olduğum bir takım olaylara dayandığı için acele olduğunu düşünmüyorum. Hele hele AKP yandaşlarının daha ilk dakikadan cemaati Cemaat gönüllülerinin de ilk günden Saray rejimini fail ilan ettiği bir süreçte 5 yıl sonra bunları yazmak hiç de acelecilik sayılmaz Artık bazı taşlar yerine oturdu çünkü 2 Erdoğan rejiminin devrileceğine dair göstergeler her geçen gün artarken cemaatin kendiyle yüzleşmeden sonraki süreci adım atmasının mahsurlu olduğuna inananlardanım Bu hem iyileşmenin önünde bir engel hem de sağlıklı bir yeni başlangıcın Tam tersi de kendisiyle aynı ölçüde doğrulanmaya müsait, kendisiyle aynı oranda ispatlanmaya elverişli. Dolayısıyla kesin çözümü belki de hiç mümkün olmayacak bir antinominin içerisindeyiz. 15 Temmuz öyle bir olay ki, bunun hükümetin bir komplosu olduğunu ortaya koyabilecek epeyce veri de var. Cemaatin bir kalkışması olduğunu gösterecek ciddi verilerdi. Bu zıtlığı, bu çelişkiyi ancak her iki tarafı birlikte ele alarak daha anlaşılır hale getirebiliriz ve bu süreçten doğruluktan başka çıkış yok. 15 Temmuz'un ne olduğunu anlamak istiyorsak iki tarafa da kulak kabartmalıyız. Her ikisinin de söyledikleri doğru. Fakat her iki tarafın kendi tabanlarından sakladığı gizler de var ve gerçek işte tam bu bölgede öylece duruyor. Her iki tarafın gizlediklerinin ne olduğunu öğrenirsek 15 Temmuz'un ne olduğunu da görmüş olacağız. Ancak takdir edersiniz ki bunun önünde büyük engeller var. Onların başında da sürecin halen çok acımasız bir şekilde devam ediyor oluşu geliyor. Masum kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere ve bebeklere kadar musallat olmuş bir toplu cezalandırma varken gerçeklerle kimse ilgilenmez. İşkence çığlıkları altında hakikatin sesi duyulmaz. Duyulsa da kimse kulak kabartmaz. İkinci zorluksa her iki tarafta da sayıları hayli fazla olan kesin inançlılar topluluğu. Onlara ne anlatırsanız anlatın. Önlerine nasıl bir belge, nasıl bir bilgi koyarsanız koyun zerre etkisi olmuyor. Hani Nasrettin Hoca hep aynı telden çalıyormuş ya. Bir gün hoca sen niye hep sazın aynı teline vuruyorsun? Bak diğerleri gibi diğer tellere de vurman lazım. Denince cevabı şöyle yapıştırmış. Onlar doğru teli aradıkları için habire ellerini gezdirip duruyorlar. Ben doğru tele bulduğum için başka teli aramama gerek yok. İşte bizde de sazın doğru teline bulmuş epeyce insan var. Onlara saz da söz de kar etmez. Nietzsche'nin gerçeklerin karşısında yalanlar değil inançlar vardır tespitinin doğruluğunu burada da görüyoruz. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki gerçeği inanmayarak ve kuşku duyarak yakalayabiliriz. Böyle çocuksu bir tavırla keşke öyle olsa diyerek değil. Temennilerle Romantik hayallerle, mistik beklentilerle veya siyasi hesaplarla, ideolojik saplantılarla, kesin inançlarla ya da taraftarlıkla gerçeği bulamazsınız. Hele bu bir de din ile birleşince ve tarafların ikisi de haklılığını din üzerinden tarif edince gerçeğe ulaşmak büsbütün zorlaşıyor. Çünkü dinle savaşıyormuşsunuz gibi bir durumla karşı karşıya bırakılıyorsunuz. Tabi inançlar kadar duygusallık da bir diğer mania. Aidiyetlerden ve asabiyetten sıyrılarak Platon'u severim, Sokrates'i de severim ama en çok hakikati severim diyebilenlerin sayısı çok az. Mensubiyetlerimizi ve hislerimizi bir kenara bırakarak baktığımızda manzarayı biraz daha net görebileceğiz aslında. Biraz daha yukarıdan ve biraz daha soğuk kanalıkla. 15 Temmuz'un öncesine ve sonrasına bir bakalım. Türkiye'de kurucu bir akıl, bir yerleşik düzen vardı. Gülen cemaati buna çomak soktu. Açtığı okullar, yetiştirdiği talebeler ve elde ettiği mevkilerle kurulu düzeni temelden sarsacak güce ulaştı. Bu yüzden de kökü kazınması gereken bir düşmana dönüştü. Doğu Perinçek'in de defaatle vurguladığı üzere 28 Şubat'tan beri hedefteydi. Fakat 28 Şubat'ın yapamadığını hem cemaatin kendi içinden hem de kendi mahallesinden birileri yapacaktı. AKP iktidarı ile beraber gücü tadan cemaat zehirlenme yaşamaya başladı. Onlar da bizlere şunu şunu yaptı diyerek başlayan meşrulaştırma süreci hızlı bir yozlaşmayı da beraberinde getirdi. Aliye İzzet Begoviç, savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir demişti. Bu da kendisini yok etmek isteyenlerin işini kolaylaştırdı. Yani cemaati kastederek söylüyorum. Resmi olarak dershanelerle başlayan bir süreçte aradan 8 yıl geçtikten sonra etrafınıza baktığınızda bugün dershanelerin açık olduğunu ve kimsenin bununla bir problem yaşamadığını görüyorsanız olan bitene yeniden tecessüsle bakmanız lazım. Demek ki mesele dershane değilmiş. O işin bir bahanesiydi. Büyük bir ameliyat oldu bu ülkede. Çok büyük. 15 Temmuz sadece bıçağın vurulduğu masaydı. Hani tarih okumalarında bir olayı sonrasında yaşananlarla birlikte değerlendiririz ya. Nelere yol açmış? Sonrasında ne gibi değişiklikler olmuş? Hangi kırılmalar yaşanmış gibi. Şimdi de sonrasına bakalım. Burada da kayıplar ve kazançlar hanesine göz atarak belki daha isabetli bir okuma yapabiliriz. Bu süreçte ben profesör olacağıma bir albay olsaydım daha fazla hizmet ederdim diyen Osman Özsoy darbeyi ima ettiği konuşmasında Allah bu ülkeyi aydınlığa çıkaracak. Türkiye'ye bir şey olmaz diyordu ama çok şey oldu. Her tarafı karanlık kapladı. 15 Temmuz akşamı batan güneş o gün bugündür doğmadı. Türkiye kısa vadede kolay kolay belini doğrultamayacak bir hale geldi. Neler oldu mesela? Birbiriyle bağlantısız olsa da kaybedenler kulübünde toplananlara bakalım. Genel olarak Türkiye kaybetti. Türkiye'nin millet olma iradesi kaybetti. Türk ordusu kaybetti. Silahlı kuvvetler büyük oranda siyasi bir kurum haline geldi ve kabiliyetleri büyük bir kayıp yaşadı. Dil bilmeyen, vasıfsız, yeteneksiz, yürümesini bile bilmeyen askerlerle doldu. Demokrasi kaybetti, hukuk kaybetti, temel hak ve özgürlükler kaybetti. Türkiye dengesini kaybetti, rotasını kaybetti, vicdanını kaybetti, sağ duyusunu kaybetti. Birkaç nesil düzelmeyecek düşmanlık ve kin tohumları ekildi. Zaten bir millet olmakta zorlanan bu ülkenin sosyolojik kümeleri birbirinden daha da uzaklaştı. Belki birbirine en yakın iki kesim, aynı kökten, aynı dinden, aynı mezhepten olmasına rağmen AKP ve cemaat tabanı bile nesillerce sürecek bir kan davasının tarafları haline geldi. Geniş bir eğitimli kesim doğrandı. Yarısı hapislere atıldı, yarısı yurt dışına çıktı. Kalanlar ülkeye de, millete de faydası olmayacak hale getirildi. Kimsenin yarınlara inancı kalmadı. Sadece inancı değil, sevgisi de kalmadı. Tam tersine dinmez bir öfke ve tiksinti kaldı. Türkiye beynini kaybetti. Yolunu, yönünü, sözünü kaybetti. Vandalizm, şovenizm, popülizm yükseldi. Daha önce de bir yazıda dediğim gibi kör topal yarım yamalak bir demokrasimsimiz vardı onun da fişi çekildi mevta oldu şöyle böyle ağır aksak bir hukukum trak vardı siyasete köpek oldu bir kısım bir kısım ama gene de iyi kötü bir medyamız vardı yandı bitti kül oldu rövanş peşinde koşan sosyal gruplardan oluşuyorduk zaten ama baba oğula, karı kocaya, kardeş kardeşe, komşu komşuya düşman bir acayip milleti müteferrik oldu. Kurumların içi boşaldı, kıtip bir teneke dekora döndü. Devlet hep çeteydi ama haydutluğu hepten beynel Milel sokağa döktü. Değerler tepe taklak oldu, memleket büsbütün Flash TV stüdyosuna döndü. 2018 model Türk tipi bir diktatörlüğümüz oldu. Dünyanın en nefret edilen, en kirli adamlarından biri ümmete lider diye baş tacı oldu. Başkanlığı getirdi, huzuru götürdü. 5 yılda Türkiye bir daha alnından silemeyeceği utançların yurdu oldu. Paramız pul, ekonomimiz dip, hayallerimiz çöp oldu. Başka? Cemaat kaybetti, AKP kaybetti, dindarlar kaybetti. AKP ile cemaat düelloda birbirini yok ederken iddialarının tam aksine insanların dinden uzaklaşmasına neden oldular. Ateizm, deizm artarken bunda AKP ve cemaatin müthiş bir rol oldu. Erdoğan'ın muhtemel bir kaybının ardından AKP, diğer dini grup, tarikat ve cemaatler de tasfiye edilir. Daha seküler bir evre başlar. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Türkiye fabrika ayarlarına dönüş yapar kısa ve orta vadede bir daha dini olan hiçbir şey bu ülkede karşılık bulamaz. Daha mı iyi olur, daha mı kötü? O ayrı bir tartışma konusu. Peki kimler kazandı? Derin devlet mesela. 90'lardan bile daha güçlü şu anda. Göreci olarak Avrasyacı kanat kazandı. Rusya nüfuz alanını genişletti. Türkiye'ye hiç kullanmayacağı S-400'leri sattı. İngiltere kazandı. Birçok askeri ihaleler aldılar hem bölgede hem Türkiye içinde alanlarını genişlettiler. İngiliz Büyükelçisi kazandı. 15 Temmuz'da Ankara Büyükelçisi olan Richard Moore terfi ederek Birleşik Krallık Dış İstihbarat Teşkilatı MI6'in başkanı oldu. Türkiye'nin başında bir sürü açı olan bir tek adam olsun biz de istediğimiz tavizi koparalım diye bakan bütün ülkelerin istediği oldu. Herkes kazandı ama Türkiye kaybetti. Fotoğrafı ben böyle görüyorum. Bu büyük bir ameliyattı. Böyle bir final için cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a sürüklendi. Bunda kendi iç arızalarının ve yozlaşmanın ciddi kolaylaştırıcı etkisi oldu. Mustafa Özcan'a yakın bir ekip önce cemaatte tasfiyeler yaptı sonra da darbe oyununa bulaştı. Adil Öksüz darbeden 6-7 ay önce kara kuvvetleri imamı olarak cemaatin Türk Silahlı Kuvvetlerine bakan bütün mahrem birimlerinin tepesine atanınca Mustafa Özcan Hocam talebeniz sizi mahcup etmeyecektir demişti. Fakat o da öyle olmadı. Fethullah Gülen daha sonra ben bilmiyorum adil diye birisi dediğine göre mahcupiyeti fazla olmalı. Ama ne fayda? Bade Harabul Basra. Benim bu yazı dizisinde hedefim kişiler de değildi aslında. Cemaatin sorununun sistemik olduğu görüşünü bu yazı dizisinden çok önce dile getirmiştim zaten. Gül'ün adında William Bernardo'yu suçluları ortaya çıkarmak değil sanıkları yakmak ilgilendiriyor diyordu. Derdimiz sanıkları yakmak değil. Sadece yaşananları bütün çıplaklığıyla ortaya koyabilmek. Cemaat bundan sonra bir karar verecek. Bu gerçekleri hasıl altı ederek, zamanı oynayarak, unutturmaya çalışarak kalan sağlarla yola devam edecek yoksa bir tövbe ve yüzleşme ile yepyeni bir formatla, yepyeni bir anlayışla temiz bir sayfa mı açacak? Rosa Luxemburg bir yapıda eleştiri ve özgür düşünce ortadan kalkarsa geriye sadece bürokrasi kalır demişti. Cemaatin 15 Temmuz dramının nedeni biraz da burada saklı. Koskoca Sovyetleri yıkan bu gerçek cemaate de büyük bedeller ödetti. Belki tek başına iyi işleyen bir bürokrasi de kurtarıcı olabilirdi. Fakat o bürokrasi tam da Max Weber'in tarif ettiği gibi bir rasyonel otoriteye değildi karizmatik otoriteye dayanıyorsa yerini kolektif irrasyonaliteye bırakabilmekte. Neden? Çünkü her şeyin en iyisini, en doğrusunu düşünen aşkın bir otorite zaten vardır ve asıl olan onun kararlarını sorgulamak değil, harfiyen yerine getirmektir. Bu da zamanla bir körleşmeye ve akıl tutulmasına yol açabilmektedir. Bilhassa da seçilmişlik sendromuna yakalanmış hiçbir grupta bundan kaçış mümkün görünmüyor. Çünkü süreçler daha çok akıl yoluyla değil, duygu yoluyla yürünmekte. Artık yazı dizisini bitirirken şunu bilhassa not etmek isterim. Gerçekten hakikati arayan bir azınlık dışında yazdıklarım kimseyi memnun etmedi. Kimileri Fethullah Gülen'i kolladığımı, kimileri de suçladığımı söyledi. Bazıları Fethullah Gülen bir suçludur, darbe emrini o verdi demediğim için bazıları da Hoca efendi masum, hiçbir şeyden haberi yoktu. MIT'e angaji olmuş küçük bir grup cemaati darbeye bulaştırdı demediğim için kızdı. Oysa elimdeki bilgiler bunlardan ikisini de tam olarak söylemiyordu. Ben ulaştığım bilgilere göre yazdım. Bunlardan herhangi biri olsaydı o şekilde yazardım. Çünkü hakikat hiçbir hatıra feda edilemez. Bu konu ne dünün ne de yarının hesaplarına kurban edilmeli. Hepimiz biliyoruz ki 15 Temmuz gecesi Kadıköy'de, Cihangir'de, Bağdat Caddesi'nde asker Tayyip'e darbe yapıyor diye sevinenler, sokağa dökünenler oldu. Veya belki Tayyip Erdoğan yakın gelecekte Türkiye'ye öyle şeyler yaşatacak ki 15 Temmuz gecesi darbeye karşı caddelere çıkanlar içinden bile keşke bu adam bu noktalara gelemeseymiş, keşke bir şey olsaymış da zamanında iktidardan gitseymiş diyenler çıkacaktır. Erdoğan öyle kötülükler yapacaktır ki belki insanlar 15 Temmuz'u Hitler'e karşı yapılan başarısız darbe girişimi gibi anacaktır. Kim bilir? Veya cemaatin yurt dışına çok çıkan gönüllüleri yıllar sonra öyle noktalara gelecektir ki o yaşadığımız süreç bir bitiş değil başlangıçmış diyecekler. Çocukları veya torunları öyle eğitimler alacaklar öyle diller konuşacaklar öyle başarılar elde edecekler ki parmakla gösterilir hale gelecekler gelişmiş batı ülkelerinin demokrasi hukuk şeffaflık insan hakları dürüstlük temel hak ve özgürlükler alanındaki standartlarını özümsemiş içselleştirmiş yeni nesiller var olan kendi değerleriyle bunları buluşturarak belki parlak bir başarı hikayesinin kahramanları olacaklar o zaman belki 15 Temmuz cehenneminin yaşattığı acıların yanında bu yönüyle de bir hayra vesile olduğu konuşulacak. Belki o günlerde 15 Temmuz bambaşka şekillerde ele alınacak ve tartışılacak. Peki öyle olacak diye bugün 15 Temmuz'un gerçeklerini konuşmayacak mıyız? Tarihe neyi emanet edeceğiz? Yalanlarımı, doğrularımı. Ve o tarih geldiğinde cemaat nerede olacak? Bu yeni nesillerin içinde yer almak isteyeceği bir daire mi olacak? Yoksa yan yana anılmaktan dahi rahatsız olacağı bir yer mi? Buna cemaatin bugünü karar verecek. Bunu bugünkü kararları ve tavırları belirleyecek. Buradan doğruluktan başka çıkış yok. Chicago Yedilisinden Ebe Hoffman 18. yüzyıl Amerikalı düşünürü Thomas Paine'den alıntı ile "Ülkemiz doğru ise doğruluğunu koru ama yanlış ise o yanlışları doğruya çevir." demişti bunu anlamak o kadar zor olmasa gerek. Evet 28 Ekim 2021 tarihli son başlıklı yazı ve aynı zamanda Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi başlıklı yazı dizi yazı dizisi bu şekilde sona eriyor. 37. bölüm böyleydi. Sadece bu bölümü değil bütün bir yazı dizisini 8 ayı aşkın bir süredir devam eden bu yazı dizisini sabırla takip ettiğiniz için, okuduğunuz için, dinlediğiniz için, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yazılarda, yazı dizilerinde veya videolarda görüşmek üzere, herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.